Merhaba arkadaşlar, Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Size 5+1 tek başına müstakil tamamen bitmiş, anahtarı üstünde, iskanı alınmış. Fiyatı da hemen söyleyeceğim, 1-2 edebiyat yapmadan geçmek istemiyorum. Bağışlayın beni değerli arkadaşlar, havuz başında size sunuyorum. En yakın denize 1 ya da 1,5 kilometre yakınlıktadır. Değerli arkadaşlar bakın, sistemlerinizi anlıyorum. Türkiye'de gayrimenkuller çok pahalı oldu. Doğru, bunu siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Ancak kanalımda 2000 tane ev var. Ucuz olanlar da, yani hiçbir şey ucuz yok. Ucuz olanlar da var. Ancak biz bulabildiğimizi hemen koyuyoruz. Ucuz evlere de bizimkiler bakmıyor. Ben nereden gidip 10 milyonluk, 5 milyonun üstünde ev tanıttığım zaman görüntüleme çok oluyor. Meraklı ya bizim halk. O yüzden ucuz evlere bakmıyor. Bakmadıkları zaman da etkileşim olmuyor. Sizler de göremiyorsunuz. Dolayısıyla ucuz evler derken de yani 1,5-2 liraya bahçeli ev yok. Yani bunlara göre ucuz. Döndük bunu fiyatı. Hemen söyleyeyim. Keyfiniz biraz kalsın diye hemen kaçırmadan biraz geç söylemeye çalıştım. Fiyatı 7 milyon Türk lirasıdır arkadaşlar. 5+1. Bu evde neler var? Yani burada ben 500 metrekare içinde 9 milyon 500'e paylaştım. 7400'dü, 8250 oldu. 9 milyon 250 var, 9350 var. Var da var. Benden söylemesi. Ancak bu evin işçiliği emin olun o diğer evlerden daha ağır basıyor. Bunu ben söylemiyorum. Müşteriler gelince söylüyor. Bunun arsası muhtemelen köşe başıdır bu. 330 metre civarında. Taş duvarından, yerdeki seramiklerden. Bizim gurbetçiler genelde hani bu döviz biraz Türk parasına oranla daha değerli olduğu için onların talepleri daha çok. Onlar da Avrupalı, işte diyorlar ki bu taş Avrupa'da, siz işçiliği bilmiyorsunuz, batırıyorsunuz falan diyenler oluyor. Bunu gelip ha bu olmuş diyorlar. Ondan hareketle yapıyorum. Binanın dış cephesini drone görüntüsüyle ilk resmi koyduk. Bilginiz olsun. Biraz da esinti var. Havuzu gösterdik. Biz başka evler de çekecektik. 3 milyon 250 bin Türk lirası evler. Gittik. Ana baba günü olmuş. Havuzda ablalar, hanımefendiler var. Biz de dedik ki bir tur atalım, bunu çekelim. Sonra onları da çekebilirsek çekeriz. Havuzu gösterdik arkadaşlar. Binanın ön tarafı park. Yani yarın öbür gün değişecek, işte park olmayacak. Türkiye'de işler belli olmaz. Biri gelir yapar. Öyle bir kural yok. Şu anda belediye ait parktır. Kamulaştırma zor olur. Yani belediyeninse biraz zor olur. Belediyeler satmıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu da nedir? Bu otoparkımız. Buradan güçlü kuvvetli bir demirlerle yapmışlar böyle. Can geç oraya, buradan yol alalım. Buradan yol alalım. Binanın dışını size resimlendirdik. İçini de beğenirsiniz. Fiyatı beğenmiyorsunuz. Benden söylemesi değil arkadaşlar. Burada da bir araçlık otoparkımız var. Havuz o tarafta. Havuz tarafından geldik. Değil mi Can? Havuz tarafından geldik. Fiyatı bir kere daha söyleyeyim. Birileri kızıyor diyor, fiyatı niye tekrarlıyorsun? Tekrarlayayım, ne var? Zarar mı ediyorsun? 7 milyon. Ve burada da bahçe. Bu da böyle endamına yakışmış bir ağaç. Ve dolanıyoruz. Hem bu taşları bir göster arkadaşlar. Bakın bu taş işçiliği güzel olmuş. Bir de böyle taşları yontmuşlar, bir şey yapmışlar. Taşlar böyle üstüne taş. Bu demir yaparsınız. Kuşadası'nda da yapıyorlar. Plastik böyle demir görünümlü. Ama bunlar döküm demir. Ve bu da narıncıya ağacı. Etrafı dolaşıyoruz. Şimdi bu ön taraf yoldu. Alt tarafta yol. Bir normal giriş var. Bir de araç için giriş var. Derken. Geldik. Burada ne var? Ya benim kolum niye sakat oldu? Ya biz ah. Valla bunu açamıyorum, çeviremiyorum. Orada bir depo var. Sevgili arkadaşlar, su sayacı yeri burası. Efendime söyleyeyim. Otoparkı gösterdik ya size. Burası da köşe başı. İki tane ev var bunun aynısından. İkisi de köşe başı. Bu kapı da kilitli. Diğerini açtık. Şimdi buradan 1-2-3-4 basamakla evin bahçesine geldik. Sevgili Can, senin kadrajına girdim. Kamera sistemi var, panjurları var. Şimdi kamera var, kameracık var. Bunlar kamera. Bu güzel yapmış. Ve bu da evin işte suları komple buradan kesiliyor. Oradan da var, buradan da var. Yani güzel yapmışlar. Ve kapı, bazı yerlerde kapı görürsünüz. Bu kapı daha asil duruyor. Üstü MDF değil. Böyle çelikten bir şey. MDF olsaydı çok onaylamazdım. Çünkü sonra en ufak bir nemden deforme oluyor, gidiyor. Ve merhaba ev, gel. Şimdi geç odan oraya sevgili Can. Kapıyı da görsünler. Arkadaşlar şimdi kapıyı kapattık. Dışarıyı gösterebildiğimiz kadar gösterdik. Biz
radyo, televizyon, kamera okulunu okumadık. Biz inşaatçı adamız, işte Allah ne verdiyse yapıyoruz. Ya, amele olabiliyoruz, bir şeyler yapabiliyoruz. Kapımızı kapattık, çekebildiğimiz kadar çekiyoruz. Bir daha geri git. Bunlar niye yanmıyor? Bunlar? Heh, burayı da yaktık. Bu canın olduğu yerde bir oda var, zemin katta. Bu tarafta salonla açık mutfak var. Bu tarafta havuz var, etrafta bahçe vardı. Merdiven de yukarı çıkıyor. Burayı özetledik. Şimdi böyle aheste aheste bazıları bize sitem ediyor. Diyor ki kamerayı çok çeviriyorsunuz. Bir iki abla var söyledi. Ablalar size de selam olsun. Granitlerin rengi de güzel. Kanımca beğenirsiniz. 120'ye 60 ebatlarında böyle granitler döşemişler. Evet. Tavanlardaki aydınlatmaları da görüyorsunuz. O mavi renkleri dilerseniz değiştirebilirsiniz. O diğerleri de beyaz gün ışığı. Gayet de güzel. Burada bir sürgülü kapı var. Sineklikleri hepsi takılı. Camların arasında karolaj var. Yeni inşaat sistemine göre yapılmış. Burada televizyonun altyapısı. Buraya da büyük bir televizyon gelir. Evet, soketler, elektrik soketleri oldukça fazla. Merdivenimiz yukarı çıkıyor. Odayı da göstereceğiz. Güneş karlı dağlarda, yıldızlar ilkbaharda. Arkadaşlar burası da ocak, üstüne dablumbaz gelecek, evyemiz var, çamaşır değil, bulaşık makinesi var, evye var. Evet, burası da buzdolabı, mikrodalga, işte mutfakta bu. Mutfaktan da havuz alanına çıkılıyor. Buraya kış bahçesi, yaz bahçesi, pergüle, mergüle çevrilir buraya. Dilerseniz güney cepheli, başka ne ekleyebilirim? Yazın güney cepheli olduğu için sıcak oluyor, kışın. Kışın ne olur? Kışın da sıcak oluyor. Yaz için önüne bir şapka yapsanız daha yerinde olur. Zaten alan kişi oraya bir şapka yapar. Ve geldik. Burada bir ayak yolu var. Evet, burada bir lavabomuz var arkadaşlar. Bu lavabomuz. Şimdi yüzümüzü odamıza çeviriyoruz. Burada da bir odamız var. Bu aplikleri yakmadık. Yakayım mı? Yakmadı. Evet, aplikler de beyaz. Değerli arkadaşlar, beyaz. Bunlar da nedir arkadaşlar? Bunlar kumandalı, yerlerini de yapmışlar. Kimi buraya montajlıyor. Bunlar buraya montajlanmış. Çünkü kaybolur, bir şey olur. Bu avizeler de güzel, böyle urgan gibi bir şeyler yapmışlar. O da ebeveyn banyoludur. Banyoyu da gösterelim. Banyoyu da gösterelim. Bu banyolar niye hepsi kapakları açık? Evet. Zemin kata salon, açık mutfak, bir oda. Ve o da ebeveyn banyoludur. Bu da niş. Buraya da temizlik ürünleri, şampuan vesaire konulur. Efendime söyleyeyim, bu camda böyle nedir? Sinekliği de var. Böyle açarsız havalanmak için. Çok yüksek değil, çok alçak değil. Kapı kalitesini de göstereyim. Evet, eşikler de çimson. Kapıları gördünüz. Kalorifer tesisatının altyapısı var. İşte Wi-Fi'ymiş, ağlarmış, bu ipler neyin neyse bütün elektronik altyapısı da var. Bunu gösterdik. Sevgili arkadaşlar, yani günün birinde gelecekseniz biz size elimizden gelen yardımı, bildiklerimizi paylaşırız. Bunlar da güneşi yandı. Bunlar alnı granit, üstler galaksi, mermer, simli. Biri arıyor, inşallah müşteridir. Hemen bir ev alacak. Biz de bayramı böyle şey yapacağız, çift bayram. Derken geldik zemin üstü birinci kata. Bu hol geniş. Bu hol geniş. Odalar da geniş. Bu hol böyle kalsın. Kimi belki buraya bir tane dolap yapabilir mi? Belki yapar. Bence boğmayın. Böyle ferah kalsın. Bu da evet. Bu hol. Aydınlatmalar beyaz. İstediğiniz gibi. Renklere takıntısı olanlar diyecek ki işte çok renkli renkli. Ve döndük. Bu oda çok büyük. Çömersek de yukarıda da çeksek, nasıl çekersek oda çok büyük. Bir şey daha eklemek istiyorum. Bu video yetmediyse size, ilgili arkadaşlar, size değişik videoda, yani size özel bu WhatsApp başka başka şeyleri var ya bu telefonların, öyle de size sunum yapabiliriz eksik bir şey varsa. Pazarlık ne olur ne biter, dereyi görmeden paçayı sıvamayalım, gelip yerinde bakarsınız arkadaşlar. O yüzden bizim kültürümüzde pazarlık var. Oda 2'yi gösterdik. Altta bir oda vardı. Bu da 3. oda, 5 oda dedik. Bu da ebeveyn banyoludur. Şimdi banyoyu göstereceğiz. Önünde bir balkon var. Balkonu da göster dilersen, kapılar çarpılmasın.
Evet. Bir abi yazmış, sevgili abim sana da selam. Hesabın doğru değerli hemşerim toprağım. Asgari ücretli bu evleri alamaz. Hiçbir zaman alamaz. Keşke alsa. Emekçi onu, en çok onların hakkıdır. Ama vallahi alamıyor. Ben de yani ne zaman tanıştım bu inşaat sektörüyle? 97'lerde falan tanıştım işte. Çivi mivi topladık, bir şey yaptık. O zaman da ben bakıyordum işte Sivaslılar vardı, Ankaralılar, Kayseriler, Karadenizliler vardı bu sektörün öncüleri. O zaman da asgari ücretle böyle diyordular. Sistem hep aynı, dert hep aynı. O zaman da alamıyordular. İşte ne yapalım, odayı gösterdik değil mi? Bu odayı da gösterdik. Altta bir oda vardı, bu iki odayı da gösterdik. İtti üç oda. Bu odaya girmeden önce bir banyo gösterelim size. Bu da üçüncü banyo arkadaşlar. Bu da üçüncü banyo. Fiyat tekrar bir hatırlatayım. 7 milyon. Vallahi asgari ücretli alamaz. Yani bazen bakıyorum, bazı asgari ücretliler bir yerde para buluyorlar. Nasıl buluyorlarsa bilmiyorum. Birkaç tane eğitimci abimiz var, öğretmen. Ben bakıyorum, onlar da öğretmen ama inşaat yapıyorlar, bir şey yapıyorlar. Yani bu şeyle demek ki bunun bir dili var. Bilen bilir, bilmeyen bilmez. Ve sevgili can, burayı da göster. Burayı da göster. İşte bunun da bir balkonu var. Oh, dünya varmış. Hava serin, burada esinti var. Değerli arkadaşlar, bu benim kolumda. Bir doktora gittik. Sevgili doktorcum, bütün doktorlar bizim göz nurumuz, göz bebeğimiz. Ondan sonra o da dedi ki ameliyat yapacağım. Dedi Perşembe günü gel, saat 11'de gel. Saat kaçta dedi ameliyat yapacağız seni dedi. Çok korkma dedi. Değerli doktorum, ortopedi uzmanı. İyi bir abi. Onlar haftaya Perşembe günü gidip burayı çizdireceğiz. İyileşecek inşallah. Ve şimdiye kadar kaç oda gösterdik? 4 oda. Odanın biri salonun yanındaydı. İşte üstte de 3 oda var. Burada da 2 oda daha göstereceğiz. Bu da gergi tavan. Bakın böyle yıldızların altında falan olmuş. Hol geniş. Bunlar da bakın jelatin üstünde. Taşlar yine böyle. Burada büyük bir banyo var. Büyük bir banyo var. Değerli arkadaşlar, bu da banyomuz. Sevgili Gafur abi, bugün seni de senle de konuştuk. Sana da Almanya'da selamlar. Cizira Bot'tan, bütün Cizira Bot'tan'a da selam. Değerli arkadaşlar, burası da banyomuz. Dilenirse buraya bir jacuzzi konulur. Altyapısı var, kabloyu bırakmışlar. Neden koymamışlar? Jacuzzi'nin çünkü böyle değişik şeyleri var. İsteğe göre koymuşlar ama altyapısını bırakmışlar. O yüzden bu taşlar da asil bence. Zevkler, renkler tartışılmaz. Ve bunun üstünde de bir ışık var, bunu yakmadık. Buradan mı yanıyor? O da yandı, söndürelim. Yandı yürek. Kalorifer tesisatında altyapısı var dedik. Ve döndük. Oo, odaya bak. Bu etti 5. oda değil mi? Bu etti 5. oda. 1, 2, 3, bir de aşağıda 4. Bu 5. Bir tane daha var, onu da oda sayarsak 6 olur. Odalar büyük. Burada da spotlar var. İşte bu renkleri dediğim gibi değiştirme olanağımız var. Bu tarafta bir teras var. Terası gösterelim mi yoksa burayı önce gösterelim. Sevgili arkadaşlar, burada da dilerseniz bir giyinme kabini falan yapılır. Evet, bakın. Bu da giyinme kabini. Bu penceresi de var. Alın, yarım açılıyor. Bu binanın dış cephesini hem estetik hem biraz aydınlık versin diye. Bu da giyinme kabini ve döndük. Bu da ev büyük. Ev büyük, 7 milyon. Ama burası da deposu. Buradan çıkalım. Ben özgürlüğüme düşkünüm. Hiç öyle o halde. Biri bir gün bizi esir alırsa beni bırakmadan ölürüm vallahi ben. Ve arkadaşlar, burada teras. Bir göz oda daha göstereceğiz size. Ama burası da teras. Terasımız bu. Üstü dilenirse pergüle yapılır. Çatının üstü kremit yapılmış. Anterasit renkli kremitler yapılmış. Evet, anterasit renkli kremitler yapılmış. Affedersin canım. Buraya dilenirse mutfağın altyapısı var, su gideri var. İşte mutfak buraya tezgahlanır. Televizyon dilerseniz burada televizyon anten kablosu var. Elektrik prizleri var. Burada bir daha kim geldi? Orada keçiler var. Evet, karşıda inşaatlar var.
9,5 milyonluk evi de karşıdan görüyorum. Ve değerli arkadaşlar, işte burası da böyle. Şimdi başka neresi nasıl? Ve 5 ora gösterdik size. Bu urganlı ipler de güzel bunlar. Ondan sonra gel şimdi. Gel şimdi. Aha, bu da olursa, bunu da odadan sayarsak 7 oda olmuş olur. Şu anda hiç sıcak yok burada. Çünkü neden diyorum? Günün birinde bir ev alırsanız, bakın ev çok güzel olur, eli ayağı düzgün. Çatısına bir gidin en son kata. Sıcak mı değil mi bu saatlerde? Sıcaksa izolasyonu sıkıntılıdır demek. Onu ben söyleyeyim size. Başka bir şey daha ekleyeyim. Didim'de, Kuşadası'nda da bazı yerler var. Bu müştemilat çatı katı projeye yansımıyor. Ama alıyorlar, iskanlarında alıyorlar. O yüzden o projenin içinde olmadığı için, yapı denetim çatı olayı resmi olmadığı için takip etmiyor. Ondan dolayı izolasyon olayında bazı açıklıklar olabiliyor. Onu da arz ettim değerli arkadaşlar. Çünkü ben bir inşaatçıyım. Yeşiltepe'de de birkaç tane kişiye özel birilerine inşaat yapıyoruz. Yani çizimini yapıyoruz. İşte öngörümüzü o şekilde hazırlıyoruz. İstişare yapıyoruz. Anahtar teslimi yapıyoruz. İlle yapmadan yapamayız demiyoruz. Zararın yüzü soğuktur. Hakkı neyse öyle yapıyoruz. 3-5 nevalanıyoruz. Bilginiz olsun. Burayı da özetledik. Bir hatam olduysa kusura bakmayın. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden hepinize iyi bayramlar, saygılar.